katili cumhurbaşkanı meselesini 70 yıl sonra gündemimize getirmeye çalışanlara hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Referandum çalışmaları kapsamında yurt gezilerini sürdüren MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener bugün Saraçhane Caddesi'nde Edirnelilerle bir araya geldi. 80 milyon kere! Meydanı dolduran kalabalığa seslenen Akşener, referandumda neden hayır diyeceğini anlattı. Kendisinin mübadele göçmeni bir ailenin kızı olduğunu ve Trakyalı olarak Edirnelilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirten Akşener, bir süre önce Lüleburgaz'da yaşanan salon krizine değindi. Akşener, bu sırada meydanı dolduran kalabalığın yuhalamasına izin vermedi. Burgaz'a gittik. Burgaz'da bizi bir salona kilitlediler. Üstümüzden yuhlamak yok. Hayır. Biz kimseyi yuhlamıyoruz. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin sevgiye ihtiyacı var. Gençlerin umuda ihtiyacı var. Bırakın onlar bizi sahalarda yuhlatsın. Biz kimseyi yuhlatmayacağız, yuhlamayacağız. Anayasa değişiklik teklifinin getirdiği değişikliklerle ilgili bir güzel cümle duyulmadığını belirten Akşener, partili cumhurbaşkanı meselesini 70 yıl sonra tekrar gündeme getirenlere hayır diyeceklerini ifade etti. 1947'de Türkiye'nin bir mücadele vererek terk ettiği partili cumhurbaşkanı meselesini 70 yıl sonra gündemimize getirmeye çalışanlara hayır diyoruz. Hayır diyoruz. Hayır diyoruz. İktidarın dış politikasını eleştiren Akşener, sıfır sorun diye gelindi, komşumuz kalmadı dedi. Sıfır sorun diye gelindi, komşumuz kalmadı, komşumuz. En son Bulgaristan'la Yunanistan'la papaz olundu. Akşener, referandum sürecinde hayır diyenlerin terörist olarak itham edilmesine büyük tepki gösterdi. Burada, burayı şereflendiren sizlerin arasında PKK terör örgütüyle masaya oturan bir kişi var mı? Hayır! Sayın Başbakan, duyun. Oslo'da iki tane bürokrat yollandı. Kakara Kikiri PKK'larla hi konuştular. Türkiye'yi iki paralık kepaze ettiler. O Oslo'ya gönderilen bürokratı gönderen bir kişi var mı aranızda? Hayır! Duyun Sayın Başbakan.